Mezun olduktan sonra atanamadım. Farklı işlerde çalıştım. Ücretli öğretmenlik yaptım. 3 kere KPSS'ye girdim, denedim fakat olmadı. Maalesef açık olmasına rağmen, okullarımızda öğretmen eksiği olmasına rağmen atama sayısı yeterli değil. Kadrolu olarak çalışmaya başlayamadık. Böyle bir sıkıntımız var. Şu anda da belediye bünyesinde, mahalle evlerinde Türkçe ders desteklere katkıda bulunuyorum. Şu an genel olarak ben 2 mahalle evine gidiyorum. Bir Sulukule, bir Güneştepe mahalle evi. Çocuklar ilgili, bilgili de olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Atanamayan bir öğretmenim. Yeterli puanı alsam dahi verilen kontenjanların yetersizliği ve mevcut plansız politikaların yürütüldüğünden dolayı kontenjana girilmeme gibi sorunlar oldu ve öğretmenler sistem dışı kaldılar. Ben bu projeyi çok olumlu buluyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımızın bu sosyal devlet anlayışını tabandan tavana yayma olarak görüyorum. Lisans eğitimini almış diplomalı kişiler dahi kendi işini yapamıyorlar. Bu işi yapmaları için bir fırsat yaratıyor Ekrem İmamoğlu. Kendisini öğretmen hissetmesi için önemli bir adım olarak görüyorum ben bunu. Burada öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde sosyal devlet politikası çerçevesinde derslerimizi veriyoruz. Projeyi aslında İstanbullular bize önerdi. Atanamayan ve emekli öğretmenlere hem destek olmak hem de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere bu projeyi bize önerdiler. Bu Eylül ayı itibariyle de öğretmenlerimizle birlikte 7 mahalle evinde uygulamamıza çeşitli 10 farklı branşta başlamış olduk. 2 yönü var aslında bu işin. Birincisi mahalle evleri özellikle fırsat eşitsizliğine uğrayan vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde sosyal refah sağlamak üzere kurduğumuz merkezler. Değerlendirdiğimizde bu bir sosyal destek çalışması bu haliyle ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. İkinci ayağı da atanamayan ve emekli olan öğretmenlerimizin kutsal bir meslek olan öğretmenlik yerine farklı işleri yapmak zorunda kalmaları, geçimlerini sürdürebilmeleri için farklı yönlere başvurmaları gerekiyordu. Biz de onların deneyimlerinden, bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere bu projemizi tamamen onlarla birlikte, onların ışığında kurguladık. Evet, Orhan Bey hakkında bize bilgileri aktarabilirsin. Orhan Bey, 1324 bir yere sahip. Orhan Bey Çimlik Kalesi'ni alarak Rumeli fetihlerini kolaylaştırmış ve Osmanlı Devleti'nin... Evet, burada duralım. Şimdi Karasioğulları'nın Osmanlı dolanması Osmanlı Devleti'nin askeri yönünden düzenli ordunun isimli yazıp söyleyeceğim. Olarak da ifade edebiliriz tam anlayışınız için. Rumeli ve Balkanlarda Osmanlı Devleti sağlıyor ve bu süre zarfında 12 yıl 14 yıllık süren bu zarfında Çelebi Mehmet daha sonra Edirne Segibin Antlaşması, Sırp Sındığı Savaşları gibi önemli Osmanlı topraklarında yayılmasına olanak sağlamıştır. Orhan Bey ayrıca hatırlamak amacıyla. Evet Batu. Düzenli ordu. Çok güzel. Orhan Bey döneminde kurulan düzenli ordu. Seçenekleri okuyalım. A. Askeri. Askeri alan birlik var mı? Orhan Bey döneminde yapılmış mı? Orhan Bey'in yukarıdaki yazılanlardan göre çıkartabilir miyiz? 8 değil mi? 8 tamam yazalım. Batu neydi isyan? Mesela Türkler de yapıyordu Osmanlı padişahı ama gidiyordu orada Türkler yoktu. Millet halkı üretime kazandırılması. Bak bu da olabilir. Buna da nokta. Diğer seçeneğe bakalım. Fethedildi. Fethedilen bölgelerde Türkleşmenin olması lazım. Bu da Orhan Bey döneminden itibaren başlayan iskan politikasıyla oluyor ve o bölgeye Türk yurdu haline. Yapmıştık lokum, şerbet, gül suyu. Evet, bunu yapmıştık. 8 tantuni, dondurma, höşmeri. Sorunun içeriğini okuyalım. futbol. Evet, ad soyad. Evet. Cümle tek başına yargı bildiren bir sözcükten oluşabileceği gibi birbirinden anlamca ve yapıca bağlı. Sonuç ilişkisi. Bir işin oluşun ya da durumun hangi? Üç. Neden sonuç? Amaç sonuç. Orada ne yapacağız? Oku bakalım. Amaç sonucu. Evet. Mek, mak. Olumlusu. Bebek, mamak. Peki. Sonra sıradaki koşul sonuç. Koşul sonuç. Neydi koşul sonuç?